Selamlar, değerli gönlü güzel dostlar. Hoş geldiniz efendim Almanya'da Gurbet Çayları'nın evine. Nasılsınız kıymetli bacılarım, kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Bizi de soracaksanız elhamdülillah her halimize değerli kardeşlerim. Efendim gene neler yapıyoruz? Bugün neler var programımızda? Valla bir sürü işimiz var. Benim evler hop oturuyor, hop kalkıyor. Kızların odasını şöyle biraz toparladık, üst üste eşyaları. Bu hafta herhalde boyanacak ama ister istemez küf olmuş duvarın kenarları. Önce oralara bir küf, bilmem neleri yapılıyormuş, onlar yapılacakmış, bekleyecekmiş. Bir sürü işler çıktı yani. O yüzden kızların oda karman karışık bıraktık orayı. Dün geçenki vlogumda demiştim, dün Talha'nın odasını boyadık teyzeleri, abileri. Bitirdim dip köşe Talha'nın odasını, sildim, süpürdüm camını. Vallahi gece 3'e kadar uğraştık. Yok 4'tü değil mi Ercan? Gece 4'e kadar Talha'nın o küçücük odayla uğraştık. Dolapların üstünü falan sildik. Toz oluyor anam, nereden giriyor o toz? Diyeceksin ki Selma herhalde olur. temizliğe mi siliyorsun? Yok kız. Her odasını her hafta hani dip köşe temizlik yaparım Talha'nın, nevresimler falan değişince. Süpürüyorum oraları, siliyorum elimden geldikçe. Anam gene de toz. Neyse başınızı ağrıtmayın. Oraları temizledik işte. Camını mamını sildim. Kıyısı kulağı derken işte bir altları boyanacak tahtaları var. O alt dip köşelerde ora boyanacak. Bir de kapısı boyanacak. Onun işi de bitmiş olacak. Şimdi çekeceğim de Talha uyuyor, teyzeleri de. Ne bileyim kız şimdi kızar beni uyurken mi çektin diye. O yüzden ellemiyorum. Yoksa size odayı gösterecektim. Vallahi bugün de akşam oruçtan sonra, ağzımız açıldıktan sonra Ercan bir salonu boyayacak. Bir de banyoyu boyayacak. Ondan sonraki günde mutfağı boyayacağız. Böyle kısa kısa azıcık azıcık. En sona da kapıları bırakacağız. İşte böyle canlar. Ben de o yüzden dip köşe temizliğe girişmedim. Ancak her bir yer temizlendikçe oralar temizlensin dedim. Ah bacılarım, şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Dışarıya çıkacağız. Bitmez bilmeyen alışverişler oluyor ya. Rossmann'ıydı. Bili diliydi. Şöyle bir oralara falan gezeceğiz. Oralara gitmeden dedim gönlü güzel dostlarıma bir selam verelim dedim. Canlar bu, ben de bu ara ne yaptım? Sarmalarım vardı. Hiç buzluğa koymadım. Bir gece sardım. Sardıktan sonra bir gecede buz normal buzdolabımda bekliyordu. Buzluğa inecekti. Zaten yarın bayram dedik. Hani pardon, bir öbürsü gün bayram dedim. Bugünden pişireyim dedim. Zaten bir sürü dedim. Hem de yeriz dedim. Hem bayrama da hazır olur dedim. Bugünden dolmalarımı koydum. Biraz da içim vardı. Biber de almıştım Türk marketinden. İzlediniz ya o vlogumu. O biberlerimi de doldurdum. Hem bugünün akşam yemeği biber dolması sarma olur dedim. Yanına bir çorba, bir salata, bir mantı yaparız. Allah ne verdi artık. İşte böyle de bir akşam yemeği programı ayarladık. Bunları yaptık canlar. Hadi gelin bakın dolmalarımın haline. Evet canlar. Bakın hep ocağım battı. Berbat oldu ama aman olsun. Bismillah. Ağzına kadar dolmam var. Burada pişiyor. Şöyle göstereceğim size de. Şuradan bir çatal alayım. Bakın canlar. Limonlar da var üzerinde. Limonlar bile kızlar. Bakın burada böyle pişiyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Ağzını böyle geri kapatayım. Bu böyle kendi halinde pişecek. Burada da canlar biber dolması var. Biber dolmam da burada pişiyor. Yani anlayacağınız benim sarmalar pişmiş durumda. Biber de suyunu çekince onun altını kapatacağız. Ondan sonra da bakalım daha neler neler. Kız burada da fırfırlar çalışıyor. Anam gürültüden kim bilir başınız ağrımıştır. Dedim bunları da dedim pişireyim, atayım kenara, bir çorba, bir mantı ve yeter ya. Merhaba canım dostlar, hoş geldiniz. Benim gözlerim iyice kaydı ha. Sabaha kadar boya yaptım canım dostları. Sabaha kadar dedi de kaç şu kadar, şu kadarcık bir oda kız. Allah'tan korkma, Allah'tan revanı yeme. Daha tatlı yapacağım, yarına da baklava yapacağım ama hazır yufkadan. Sırf orayla bitse yine iyi, kadın daha buraya koyacak. Yapalım, 2 dakika kalmaz. Ben daha çok yoruluyorum Ercan.
Hani şöyle konuşuyorlar ya böyle, herkes diyor bak herkes. Hani kendi yapmayınca da başka bir yapıyor. Ama ne olacak sanki canım, 2 dakikada yaparsın. Bunlar her şey 2 dakika değil, şu yemeği 2 dakikada yapabiliyor mu? Bak kaç saatleri başını bekliyor. O pişmesini bekliyorum. Ay işte ama sen bekliyor. De öyle. Sen 2 dakika boyu yiyeceksin ama sağa solda yukulak temizliği de beni bulacak. Ercan'cığım tamam, öyle deme. Tamam Allah aşkına. Hayret bir şey. Temizli bir boyayla vur 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 vur. Ondan sonra çekiliyor kenara, Selma sıra sende. Ben Selma uğraşıyorum 3 saat. Şu elim ayağım tuttuğu sürece ne isterse yaparım. Evi de boyarım. O zaman şikayet etme. Daha kapılar boyanacak. Onu da demin duydum. Kapıları neden çıkardın sen? Ecem biliyoruz ya zaten. Okuldan olurum ben sana. Hadi kapıları bırak. Yok yok. Kapıları başka zaman. Hayır. İzine gitmeye yakın. Hayır söz. Hayır. Talha bak ben valla Talha'ya söylerim bırak senin bu lafını. Talha'yla. Bizi dinlemiyor ama Talha'yı dinlemek mecburiyetinde. Talha'dan korkuyor. Talha bir kızı ya. Ha sen bana söz verdin. Niye yapmadın? Babayla dövüşüp duruyor. Başını getirmiyor. Sabahın köründe geliyor baba. Hani söz verdin ya, olumdur 2 saat. Baba, gel, vallahi 2 saat diyorum ya, telefondan 2 saatini ayarlıyor, zili çalıyor, geri geliyor. Baba diyor 2 saat oldu diyor, olumdur 1 saat daha diyor. Yani öyle böyle geceye kaldı, geceleyin sabaha kadar boya yaptım. Ama onun odası bitti, tertemiz bitti, oldu. Bitti, darısı diğer odalara. Darısı diğer odalara. Öyle işte değerli dostlar, ne yapalım vlogum uzamasın, dışarılara çıkacağız, işte oralardan falan çekeriz. Daha sonrasında da gene beraberiz. Daha yemeklerimiz var. Hayırlısıyla şu yemeklerimi bir pişireyim değerli dostlar. Pişir. Ocaklar silinecek. Selma Hanım bir sürü işi var. Havacılarım kardeşler. Ne olacak kız? 2 dakikalık iş. Evler temizlenecek. Yarına baklava yapacağım. Hazır yufkadan dediğim gibi. Hemencecik evet. Onu da at. Şurada Ramazan'a ne kaldı? Bir bugün bir de yarın. Olsun. Bugünü cuma sayma. Bir yarın bütün hazırlıkların bitmesi lazım. Evet. Olsun da bayram zaten. Evet. Cuma'da bayram. O yüzden her şeyi bugün bir kısmını yaparsam, yarına da diğer kısımları yaparsam çok şükür. Suratını kısana kapın. Sanki yanık kokusu geliyor. Ben diyecektim sana. Şunu kapatayım. Dolmayı kapat. Dolmayı kapatayım. O öyle o yavaş yavaş. Dur bir de onu koklayayım. Onda yok. Onda yok. Onda yok. O kendi. Ulan o kadar tencere alıyorum. Gidiyorum gidiyor daha böyle tencere. Ercan güzel tencerem bunlar benim. Ben güzel de kız, kız ben anlamıyor. Bu diyor ki yeni aldık diyor evdekini atalım çöpe. He. Yenisini kullanalım. Aynen öyle. Kız benim koca böyle alın süper şeyleri, işte. Aldın mı o beni atacaksın. Niye atayım bunlar da taze hayatım. Aa, neyse hadi biz gidelim görelim. Kocalar işte. Aman eğer bu kadınlar olmasa bu kocaları var ya yandı da yandı. He düşman başı. Ekmek ye, kız ekmek almaya paralar olmaz. Yatsın kalksın biz. Hatunlarına dua etsinler vallahi bakın. Yoksa kocaların evin yolunu bulamazlar. Hadi kız her eve lazım koca. Sus. Ama her eve bak, lazım. Bak boya yapıyor. Bak Nurcan Hanım buradan sana selamlar söylüyorum. Ercan'a yorumunu okudum bacım okudum. Ben de okudum. Nurcan bacım duyuyorum görüyorum. Sana sitem. Vallahi bir şey yapmıyorum ki. Bacım vallahi bir şey yapmıyorum. Ağzımın içinde dilim yok. Yemin ederim. Aa, bak 600 tane vlog var. Git bak herhangi birine bir bas. Ağzım içine dilim yok. Ben gariban adamım. Ben burada böyle oturuyorum. Görüyorsun değil mi Nurcan bacım? Ben ancak karıştıracağım. Buradan da her vlog bacım var. Onun kız kardeşi Kübra var. Kübra'cığım buradan sana selam söylüyorum canım benim. Büşra'm da kız kardeşine selam gönder. Abla demişti kız kardeşinin ismini unuttum ya Allah'ım ne diyeyim. Ben onun ismini bulayım. Ercaniye. Büşra ben de Ercan abi dedim. Kız kardeşinin adını unuttum da ablam. Buradan da o dünyalar güzeli kız kardeşine selam olsun. Seni de öpüyorum o yakışıklı paşanı öpüyorum. Canımın içi enişte beye selam. Kız kardeşini öpüyorum. Çok selam sevgiler gönderiyoruz. Nevin bacım demiş ki kız Selma abi selamını beklerim demiş. Nevin bacım buradan selam sevgiler olsun. Neyse canlar anam. Mutfakta kaldık. Vut vur 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 gidiyor kız bu. Biz ne yapalım? Hadi size şimdi nereye alalım? Evet canlar ben bir Osman'a geldim. Bakın Angobet Vohey'miş. Yani bugün pazartesiden cumaya kadar indirim varmış. Hazır gelmişken şuradan şampuanlarımı alayım. Değil mi? Girişte hemen bizi ne karşılıyor? Maskeler karşılıyor. Benim şeyleri, şunları Sudenaz bitiriyor. Gelmişken 2 tane. Bir bundan alayım kız dur. Bir de şu pinkinden alayım. Canlar şu daha şey, tansiyon ölçeceği var. 19 Euro'dan 16 Euro'ya düşmüş. Bakın şöyle göstereyim. Bu da saç kurutma makinesi. Mini valiz içine konmak için. Süper modus diyor. Kız şu da mı oluyormuş?
Yok canım. O da Onluri'ye düşmüş. Burada da biz almıştık arkadaşlar. O kadar da amşam değil. 12 liraya düşmüş saç kurutma makineleri. Şunu ay. Bu hafta şey indirim haftasıymış. Eksiklerinizi alın. Bugün sizden o zaman bana. Şampuan. Niye bizdenmiş? Herkes kendi kasasından. Kıza para yetiştiremiyoruz. Benim signaller vardı. Onlar nerede? O signaller çok güzel kızlar. Ercan. Efendim? Tuğçe, Sudenaz diş fırçası istiyordu. Yumuşak olsun diyordu. Şu mu? Yumuşak olan bu muydu? Sude istiyordu. Bir dakika. Benim ya da şunlar mıydı? Benim bunlar sert yok. Senin kendi kullandığından alayım. O çok güzel. Al o zaman. Siyah olan al Ercan. Bir tane mi? Heh, bir tane al ondan. Burada da kremler var. Yine maskeler var. El bak, kremleri var. 1.19'a düşmüş, ister misin? Yok şimdi ne yapayım? O öbür el tüplülere bakıyorum. Tüplü kremler var ya. Bak burada da var Selma. Ne onlar krem Ercan. Hı-hı. Onlar makyaj için geçerli. Tırnak öjeleri için. Aseton falan oluyor onlar. Suyda olsaydı yapışırdı. Tuğçe o kadar yapışmadı. Ne has? Ben seni olurum. He külahım anlat. Ne o tırnak mı? Yok yok şeyler diyorum. Deodorantlarda aman deodorantımız da çok fazla. Yaşlandın mı kızım? He benim kızım yaşlanmış teyzeleri. Şunları seviyor değil mi siz? Tamam. Ben alayım. Hadi alsın bulunsun. Tam bu şimdi yeter. Dur ondan o değil o değil. Yeter deme. Sudenaz'ınki hangisi daha Sudenaz'ınki şu Ercan. Tamam bak. Greyfurt limonlu muymuş? Alın. Ondan al. Sen seviyorsun ya onu. Tamam. Babaları dolduruyor anne, arkadaşlar. Yok 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 onları kullanmıyorum ben. Şampuanlarda aa bak Selma. Var dedim ya üst dışarıda yazıyor zaten bu hafta. 35 kuruş inmiş. Şey Talha'ya saç şeyine baktım ona bakacağım da. Fonikli mi anıyorsunuz siz? Avokado öllü herhalde. Buydu değil mi kız? Ben hep unutuyorum arkadaşlar ya. Ama bu daha güzel. Dur hangisiydi o bir tane de var. Şuydu değil mi şu? Bir Tuğçe şeydi. Şunları alıyordu Sude. Saç boyalarında. Kızlar bu benim. Bana hep soruyorlar. Her seferinde gösteriyorum. İşte sardırılarak izlenildiği için çoğu kişi göremiyor. Bakın gene göstereceğim. İşte bunu alacağım değerli dostlar. Vallahi rumelimiz, kalemimiz, neyimiz hepsi var. Hiçbirini almayacağım. Parfümlere bakalım. Gelin bakalım. Burada parfümlerde indirim var. Şöyle bakın. Gösterelim. Burada da böyle parfümler. Tuğçe sen bugün pek yorgunsun ya ondan herhalde pek istemiyorsun bakmayı. Talha'nın parfümü bitmişti. Teyzeleri de şu ice bag diyor ya. Şunlardan diyorum bir tane alsam mı Talha'yı? 12 liraya düşmüş de. Talha bir marka kullanıyordu. Ona baktım da onu göremedim. Buraya gelmişken temizlik malzemelerinde neyim eksikti? Çamaşır ilacım var. O şunlardan var. Şundan daha onlardan var. Çok o var. Tamam. Kilede de var. Evet. Şu froşlara da gerek yok. Domollara. Onlar hep çamaşır şeyi. Domostosun var mı? Domostos alabilirim. Domostosum kalmamış. Gene bize gülecekler kızlar. 3 artı 1. 3 tane alıyorum. 1 tane gratis. Yani hediye geliyor. 3 tane alıyorum. 2 parası veriyorum. 2 parası vermiyorsun. 3 evet. Alıyorum. Neyse işte öyle bir şey. Bunlarda da %20 Lenolarda indirim varmış. Şöyle bakayım bu tarafta. Froşlar var. En sevdiğim froşlar. Şu froşları çok beğeniyorum kızlar. Bunların markası çok güzel. Çok güzel gözükmüyor ama 3D'ye. Hem de size fiyatlar fikir olsun diye çekiyorum arkadaşlar. Anne babamın markası varmış bilmiyorum. Neymiş babayın markası? Ejo marka varmış. Ejo. Burada da oda parfümleri. Bu güllü olanı. Bu şeftali kokusu varmış. Böyle orkideli, vanilyalı, vır 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 her şey var yani. Burada da çiçekler var.
Canlar biz ne yapalım? Hadi aldıklarımızı yine evet. Evde ay şunlar güzelmiş. Bakar mısınız? Mumluk altında da kuru çiçekler. Üstüne de mum takıyorsun. Değişik güzelmiş. Neyse kızlar. İki tişi şampuanları diyor bana. Canlar biz hızımızı yenemedik. Rossmann'dan Lidl'e girdik. Lidl'de bu hafta Türk malzemeleri satılıyor. Onu da size paylaşayım dedim. Bakın beyaz leblebiler 1.49'a. Sarı leblebiler onlar da aynı. 200 gramlık 1.49'a gelmiş. Göstereyim dedim. Burada 5 litreye zeytinyağlar ucuzlamış. Bakın bizim şu halleyler burada 2.99. Kabak çekirdekleri 1 lira. Kızlar bakın saç yufka. Eğer ihtiyacınız varsa 2 liraya Lidl'de koymuşlar. Yeşil zeytinimizden, yeşil biberimize varana kadar onların fiyatları da burada. Pepperoni 1.79. Şöyle bu markası olan kızlar. Şöyle size göstereyim. Türk haftası. Burada biz kremlerimiz var. 1.89'a gelmiş. Bakın böyle. Bakın böyle peki. Tuğçe şunlar Türkiye'den alıyordunuz. Alın kız istiyorsanız. Türkiye normalde almam da Türkiye'de dedim fındıklı bakın kakaolu. İçinde de 5 tane varmış. O insan hoşuna gidiyor böyle görünce. Bir tane aldılar bir de çileklisi var. Hem de oruçluyken yesinler ama ne olacak. Normalde aldırmam. Burada keşular var. XXL Ercan almış. Bunlar da 2.79. Bu Yunan yağları çok güzel oluyor. Ucuzlasın diye hep bakarım. Hiç ucuzlamaz. 21 lira, 22 lira yani. Böyle kızlar. Hadi gelin. Bur bak bu Yunan yağısı da 20 lira aynı daha. Hadi gidelim. Barillalar var. Ercan bir kilosu 1.69. Aşama makarna mı yapsak? Aa güzel ucuzlamış. Ercan bir kilosu 500 gramı kaça geliyor? Biz 500 gramını 85 aldık. Bunun yarısı kaça geliyor? 1.70 85 aynı. Burada da böyle. Kızım çikolata var. Onlar da jelatin var kızım. Jelatin. Ha katiyes. Aa bakayım. 49 kızlar 49 kuruş diyor. Abi onları seviyorum ben. Biz seviyoruz. Ercan da seviyor. Biz de seviyoruz. Seç onları. Kızlar hepsini aldık. Onları almadık. Onlar başkaydı. Biz Ostan olanları aldık. Evet. 50 sente düşmüş. Bayağı uygundu. Aldık. Seviyor ya, çocuklar. Kızım bunların içinde hep böcek var diyorlar. Bu da böyle şey fıstıklı regeller. Tuğçe çocuk gibi. Git kız benim kıza bak. Be. Sizi ben oruç haline gezdirmeyeceğim bir daha. Ha. Gezdirmeyeceğim biz oruçluyken. Burada da Lidl'de de eşyalarda indirimler koymuşlar. Çocuk çizmeleri var. Göstersene Tuğçe. Anam bir de ışıklıymış Allah cana. Sizin zamanınızda yoktu ne böyle. Bir de bedava kızlar 10 lira. Sizin zamanınızda yoktu. Pahalı pahalı alırdık kız. Sizin çocuklarınız sade edecek. Burada da güya markalı sivitler tam da marka değil de. Benim de vardı. Alayım ya. Tuğçe hatırlıyorsun değil mi? Sana kaç kere almıştım. Evet. Tuğçe sürerdi. Kız çocukluğuna bir döndü. Bir anlamadığım şey var. Şey bebek ama başka yere gitmişti. Onlara şey... Siyah bebek. Siyah bebeklerden alırdı içine. Korkardı bu da. Bak bu da şey bebeler için kızlar Allah canınızı alsın. Biz gerçeğini bulamadık. Millet oyuncağını yapmış. Ben gerçeğini istiyorum. Oyuncağını değil. Burada da böyle mangallı bahçe sezonu açılmıştır Almanya'da. Marketlere bahçe eşyaları gelmiş. Unuttum. Edamar 400 gramlıklar 3 euroya düşmüş. Gönlü güzel bacılarım haberiniz olsun. İhtiyacınız varsa 50 sent indirimli alacaksınız. Şuraya da gidelim. Evet canlar şimdi burada gene Türk malzemelerimiz var. Onları size göstereceğim. Işte ablacığım önümüze geçti. Geçmeseydi. Ama şey tulumba. Ben de Türk malıyım. Türk malı. Evet Ercan'ı da reyona koymuşlar canlar. Bakın arkadaşlar hanımefendiyi bekliyoruz. Kadın halkaları seçiyor. Ben şuradan başlayayım. O işi uzun sürecek. Canlar bakın Gazi'nin... Koyun peyniri 8 euro'dan 6 euro'ya düşmüş. Nein Ercan indirime girmiş. Gazi'nin. Hesaplıyorum mobillerini ben. Sen hesapla Ercan'cığım normal fiyatı. Gazi tulum ihtiyacı olana bakın 4 euro 50 sent tulum peyniri. Ve tulumba var kızlar burada. Biz bir kere aldık, çöpe attık. Yani eğer benim damak zevkime güveniyorsanız asla almayın derim size. Meydanda aldıydık ya nasıl? Yani biz Lidl'dekini diyorum hayatım. Kızlar burada baklava yufkası var. Filo
baklava yufkası. Bu da ihtiyacınız varsa 1 euro 49 sente alabilirsiniz. Bir de kadar çıtır sosis. Bakın Ercan, evet, çıtır sosis. Ama biz yemeyiz ondan. Bu da 6 euro'dan 5 euro'ya düşmüş. Dedim ya, bu hafta Türk malzemeleri satılıyor Almanya'da diye. İhtiyacınız varsa gelin alın. Ama baklavayı tulumbayı asla almayın. Bir de vardı, kalmamış Ercan. Kadayıf. Taze kadayıf. Bir keresinde almıştık ya. Ama evde var şu an kadayıf. Bir tane var, olsa alırdım. Bu da bizim kaşkavallar kızlar. Bizim kaşkaval 3.49. Belki daha uygun o zaman. Evet. Allah Allah, niye yok kız? Kızlar vallahi bir de vardı, onu bulamadım. Bu da Gazi'nin peyniri 2 euro 22 sent. Türk sucuğu. 2 tane sucuk. 2. 3 euro. Bakın. Tanesi 1.50. Şöyle göstereyim. 3 euro. Ben hiç almadım yani buradan, bilmiyorum. Allah Allah, kadayıf niye yok kız? Kalmamış o zaman. Kapışmışlar. Tüh. Neyse canlar. Değerli dostlar, hadi bakalım. Biz sizin için vallahi gezdik. 3-5 bir şey aldım. Ben zaten onları da gördünüz. Hadi bakalım. Evde gene bizi neler bekliyor? Neler yapacağız? Ne olacak kız? Patladı gitti. Siz olun. Acacına marketleri sakın ha gezmeyin. Gezmeyin de ihtiyacınız varsa gezin. Ama baktım da ben bir şey bulamadım. Bir Van Gogh'u alabildik. Hadi bakalım, görüşürüz. Canlar, ben evime geldim. Ne yapacağız? Şimdi buraları hemencecik toplayacağız. Kaldıracağız. İşler güçler bitmez. Kızlar, Rossmann Lidl alışverişlerimi yaptım, geldim. Şimdi neler aldık, neler yaptık sizlere de paylaşayım dedim. Vallahi üşüdük biz. Daha yemeklerimi hazırlayacağım. Karnımızı doyuracağız. Bir sürü işler de. Dedim şunları yerleştirmeden bacılarıma bir göstereyim. Beni çağırmadan bak kendim geldim, gördün mü? Zaten hep kendin geliyorsun Ercan. Vay, onu nasıl biliyor? Gördün mü kız? Fiza bırak. Bizim bir de ses sorunumuz oluyormuş canlar. Ona da ben bir türlü anlam veremedim. Telefondan galiba böyle kesik falan geliyorsa... Ayarlarına falan o kadar dikkat ediyorum ama yine de bazı arkadaşlar diyor Selma sesle sorun oluyor diye, bir ara telefonu bir tamirciye göstermemiz gerekecek galiba. Biz baktık, evet. Hiçbir sorun bulamadık. Aynen. Kız bir de üşüdüm, dışarı sıcak ama evlerin içi buz gibi. Hep öyle oluyor. Evet, donuyor. Vallahi ben evde donuyorum bacılarım. Allah yardım etsin. Onun da bir türküsü vardı da aklıma gelmedi. Neydi? Donma güzelim donma. Donma güzelim donma. Onu da sen uyar. Aç kaloriferi yansın donma. Değerli bacılarım, saat geçmesin, daha bizim yemeklerle işimiz var. Allah kızlar Allah. Biz Rossmann'dan alışverişlerimizi yaptık. Çoğunu zaten sizlerle gösterdim. Aha bakın, dediğim saç boyama aldım bir tane. İki tane böyle yüz için nemlendirici neydi kız, ben bunların ismini hep unutuyorum ya. Şunlara para verilir mi ya? Vallahi Ercan güzel oluyor, pamuk gibi yapıyor yüzü vallahi. Öyle değil mi hayatım, yemin ederim yoğurt da aynısını yapıyor. Tamam Ercan, o yoğurdu sen sür yüzüne. Kızlar bunlar güzel oluyor, ben alıyorum, benim kızlar bitiriyor. İki tane de bunu aldık, indirimdeydi zaten. Tuğçe Hanım kendine bu bantlardan aldı. Kızlar bir tane domestos al, evde var mıdır yok mudur tartışmasıyla dedim ki ben yine de alayım. Temizlikte lavabolarda falan bu iyi oluyor. Bir tane domestos aldım. Selma'nın kurtarıcısı. Evet, her zamanki gibi diş macunsuz olmaz evler. Hemen diş macunu aldım. Bir de Sudenaz diş fırçası evdeki diyordu. Anne sert, bana yumuşak olanından al diyordu. Bunlar da 99 sentti. Bir tane de yani içinde 4 tane var da. Evdekileri atarım artık, bunları koyarım. Bir tane de bundan aldık Rossmann'dan. Talha'ya kepek şampuan aldık. Ondan sonra biz kendimize bu şampuanlardan aldık. Ercan kendine 2 tane bu şampuandan aldı. Vallahi 4 tane de böyle duş şampuanlarından aldık. Çünkü bizim evde duş değil. Bir vatandaş girsin şu bir tane o banyoda bitiyor kızlar. Vallahi gerçekten de öyle. Yemin ederim bitiyor. O yüzden her gittiğimizde alıyoruz. Ben de gıdım gıdım kullanıyorum. 2 tane de böyle ballı saç kremlerinden aldım. Çünkü saç boyalı olunca kremsiz olmuyor. Olmuyor. Bunlar Rossmann alışverişim. Değerli bacılarım. Dedim onları. Ondan sonra ne aldık?
Lidl'e. Lidl'de de bu hafta zaten Türk haftasıymış, gösterdim. Ondan önce kızlar bu şey katyesler 50 sente düşmüştü. 49 kuruş. 49 kuruş da ben 50 sent diyorum. Valla kaç tane aldı kız? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Aha bu değişik jelibon. Değişik olan jelibonlardan aldık. Katiyeslerden. Değerli bacılar evet. Zaten vegan değil, orada evet, yazıyor. Evet, vegan, vegetarian 11 değil. Tane. Yenir evde. Çoluk çocuk da. Ya şimdi bir paketini açarlar oruçtan sonra ağzımız açılınca tatlı niyetine. Aynen. İki tane de kejulardan alıp bunlar da XXL boylardı. 2.79 muydu? Angebot'taydı evet. Fiyatını size gösterdik. İki tane bundan aldık. Türk haftası dedim ya. Bir tane sarı leblebi, bir tane de beyaz leblebilerden aldık. Bunlar da galiba bir 49 falandı tanesi. Evet. Ercan Bey gitmişken kendine bir tane kahve sütü aldı. Kızlar Lidl, normalde Türk marketlerinde de vardı. Lidl'de görünce hoşuma gitti. Dedim alın kız dedim. Normalde böyle hazır kekleri ben pek tercih etmiyorum ama Türk şey olunca satılsın diye aldırdım kızlara. Bunun da içinde 5 tane var bacılarım. Şöyle göstereyim. Bakın böyle top kekler oluyor ya. Onlardan aldık. Bunun fiyatı da 2 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Kız geçmiş. Yani yalan olmasın. Ondan sonra bir 4 tane de böyle bir tane de orada var. Kızlar çips aldık. Bu şey Talha Reis'e oruç ya teyzelere sabaha kadar da oturuyor. Böyle değişik değişik çipslerden aldık. Kızlar bu peynirler de şöyle göstereyim. Tel peyniri. Bunlar da Türk peyniri tabii ki. Bunlar da Lidl'deydi. Bunları da indirime koymuşlar kız. Valla 3-4 tane vardı. Ben de indirimde görünce 2 tanesini aldım. 2.44'e düşmüş. Şöyle göstereyim. Öbür fiyatı kaç liraymış bilmiyorum ama 2 euro 44 sente düşmüş. 2 tane de böyle bu Türk peynirinden aldım. Bir tane de taze kadayıf aldım. Bunu ben Lidl'den bir kere daha almıştım. Hatta tatlısını yaptık da yaptık hatırlarsınız. Bir tane daha kalmış canlar. Onun da şurasını yanlışlıkla Ercan taze mi değil mi diye bakayım diye yırttı kızlar. Abi. Bu da 2.48'den 1 euro 74 sente düşmüş. Bu kadayıf aldım. Bununla da bayrama işte bir tatlı yapayım. Ağız açık olsa da sorun olmaz dedim. Orayı ben poşetlerim. Bununla da bir tatlı yapacağım. Onun için aldım. İşte burası bizim Rossmann alışverişi, Lidl alışverişimiz oldu. Evet. Oradan da çıktık, eve geldik bacılarım. Şimdi biz hemen buraları bir toplayalım. Ondan sonra da bakalım akabinde daha neler olacak can bacılarım, değerli dostlarım. Aman evde çalışmaya razıyım. Yeter ki markete gitmek. Kız gidiliyor. Vallahi. Yok ihtiyacımız yok diyorsunuz. Arkadaşlar gidiyorsunuz işte bir şey görüyorsunuz. Gerçekten hani, belli oluyor. Bu oluyor ya, eksiğin hiç bitmiyor. İlla bir şeyler bir yerden çıkıyor. Aa, misal benim aklımda ne bayngomi vardı, keçi ne tel mi? Peyniri vardı, aynen. Ne de bu kek vardı. Keçi biz biliyorsunuz mi? Türk marketine diye çıktık. Kendimizi Rossmann ve Lidl'de bulduk. Tuğçe Hanım olur da gidilmez mi? Dedi şimdi hemen eve mi gideceğiz, bir yere gitmiyoruz mu deyince hadi dedik biz de Rossmann'la dedik. Lidl yapalım dedik. Ne yapalım kız? Bir de saatler uzun. Ağzında oruç olunca canlar insan uyalanacak şeyler arıyor. Evet. Yemeğimizi falan yiyelim. Koydun mu? Ercan evet. Kaç tane çatal çıkardın? O kaşık benim hayatım. Çatal. O da benim Selma. Değerli canlar bizim evet. Yemek vaktimiz geldi. Evet. Benim dolmalar pişti. Mantıları pişirdim. Biber dolmamdan zaten çok azdı kızlar. Hem bu kadar çıktı. Çünkü içim fazla yoktu. Şöyle göstereyim. Yeter ya. Birer tane yesek hepimize yeter. Sarmalarım muhteşem olmuş canlar. Gene size sarmalarımı göstereyim. Sen tabağa koymadın mı daha? Yok koyacağım şimdi. Evet kızlar. Bebeğefendi kardeşlerim. Bu da biber şey yaprak biber. Ay diyemedim kız. Yaprak sarmam. Yaprak sarmalarımdı. Bakın canlar bakın. Ercan ben beraber sardığım sarmalar. Hayır kızlarla Tuğçe ile sardık canlar. Bakın. Gördünüz mü? Bunlar da benim bahçenin yapraklarıydı. Böyle sardım işte. Hem bayram için olsun dedik. Hem işte bugün için yiyeceğiz. Böyle küçücük küçücük değerli dostlar. Kimili yapraklar büyüktü. Büyük büyük sardık. Şöyle limonları da alacağım. Atacağım tabii bu limonları. Şimdi birazını alacağım. Şöyle yanından kıyısından çıkmış olanları alayım da. Şimdi yemeğimizin yanında yiyelim. Mantımız var. Dolmamız var. Yaprağına falan. Geçirelim değerli bacılarım. Şunları hep alacağım.
Tabii ki elimden alacağım kızlar. Ne yapayım? Oy bakın. O kadar güzel pişmiş ki. Kırıldı bile kız. Değerli dostlar. Bakın içi falan hep pişmiş. Gözüm kaldı kız. Selma, getiriyorum Ercan. Getiriyorum. Sararken bana kızıyor. Değerli bacılarım. Beyefendi kardeşlerim. İcat çıkarma. İş çıkarma. Pişince de var ya. Herkesten önce kendi yamuluyor. Ya işte ne? Erkekler evde. Sonra da erkekler hep öyle. Şunları bir atayım kızlar. Onları yiyemeyiz mi? Ye Tuğçe. Kızma önce yapma yatma de. Yaptığımı da aferin karıcığım eline koluna sağlık. Daha sıcak arkadaşlar. Elini yakma hayatım. Yok bir şey yok. Ama yine de sen koy olsun yansın bir şey. Koyuyorum Ercan anca makinalı ne? Tüfek miyim? Ne demişler? Yananı? Canlar ben böyle gelişi güzel diziyorum. Hiç dağılma malma olmuyor. Hani böyle ne bir tek tek üst üste diziyorum. Böyle kubbe şeklinde benim diziş tarzım. Vallahi hiç dağılma malma olmuyor. Aha siz de gözünüzde şahitsiniz. Şimdi, bundan önceki vloglarımda da var benim sarma videolarımda. Kızlar bakın kalem gibi yapraklar gördünüz mü? Güzel becermiş miyim yaprak sarmasını. Hatta kamerada iri duruyor da. Kurşun kalem. Selma yeter ne yapıyor? Yenmez mi? Vallahi yeter yeter bırak. Yeter bayramada mi? Kalsın yeter. Ercan dolu var burada. Orduya olsun. Yeter. Sabah akşam bunu çoluk çocuk yeriz. Evet canlar şimdi ben bunun ağzını kapatayım. Soframıza oturduk. Çok şükür elhamdülillah orucumuz açıldı açılacak. Hoş geldin evet. Talha da hemen köşede oturuyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Bir tek mantı yiyecek o. Biraz belki sarma yerim dedi. Salataya maydanoz doğradık diye küsmüş. Ablası yaptı bugün salatamızı kızlar. Şöyle göstereyim. Tuğçe hazırladı bugün salatamızı. Ona da unutmuş maydanoz doğramış. Biraz modumuz düştü. Ama sevmiyor ya. Yaprak sarmamı da bu kadar çıkardım. Biber dolmam var. Ondan sonra sarımsaklı yoğurdumuz nerede? Aha orada. Heh, orada. Kızlar. Sen kullanacak mı da? Sarımsaklı yok. Dolmalar için diyor. Bibere falan atarsak diye. Normal sade yoğurdumuz var. Salça diyor. Mantımı da böyle yaptım canlar. Tuğçe'de böyle evde çilek vardı. Teyzeler onu da göstereyim. Çileği de böyle çikolataya bandırmış. Tamam, anne de bunu da yeriz diyor. Size de açıldı açıldı. Hadi oğlum. Böyle işte değerli dostlar. Bizim de akşam yemeğimiz. Bugünkü iftarımızda, son iftarımızda böyleydi. Salçayı çok kullandım Selma'yı kız. İçim bir kalbim gitti. Öğrenme değil. Sayma salçayı attırçı kalbim cız 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 atıyor. Bir de zil. Orucumu da açayım kızlar. Vallahi yoruldum ha. Ay. Allah kabul etsin. Böyle bir şey pertimiz çıkıyor. Değerli dostlar. Nasıl bakayım Tuğçe beğendin mi? Bize parça kutu mu olur? Hiç de kendilerine şey vermiyorlar bismillah. Buralarım ağrıyor. Çiğnemiyorsun çiğnemiyorsun ya. Filiz abla kardeşim mantı yiyor ha. Birden yiyince şuralarım ağrıdı canlar. Çenen hiç şey yapmıyor ya. Buralarda bir acayip oruçtan çıkınca kız yoksa. Bir acayip oluyor. Başım dönüyor ha. Ya can sevmiyorsa ben yok, yerim niye onu. Niye ya? Akşama kadar aç durduk. Niye sen yemeyeyim? Dolmayın. Kırıldan kırılan kırık olanı. Valla çok güzel olmuş. Nasıl olmuş Tuğçe? En güzel. Yaprak bizim. Benimkiler bunu bayrama da koymazlar. Yarına bayrama hiçbir şey kalmaz. Yarın da ne yapacaktık? Hamsi. Ne hamsisi kızım senin de hamsiydi kız hamsiyle yattı hamsiyle kalktı. Yemeğini ye yemeğini hadi. Bunu dostlar bakıyor görüyor yemeğini ye karnını doyur aşamada atsın yoruluyorsun. Hafta orucu da ben bakıyorum sana gönül dostları bakmıyor. Kendine bak sağlığını iyi düşün. Sen hepsini yemeyersin ben yerim onu. Önce öyle de sonra böyle de. Ulan ben bu herif. Valla mantım da güzel oluyor ha. Valla elinize sağlık. Ellerime sağlık. Mantımız da bitti kızlar. Son pişirimliğim kaldı. Bir ara gene mantıya da damlamız ya lazım. Ya oturun. Çünkü yine sıkın işte. Ne olacak sanki? Şu Ramazan bitsin. Ya son pişirimlik bir mantım kalmış. Bugün gördüm. Bir baktım anam dedim. Mantımız bitmiş. Ercan'a diyorum. Ercan diyorum. O da diyor ne yapacaksın? Otur yap diyor. Ne olacak sanki diyor. Kolay mı dedim efendim. Ben 8 saat işe gidiyorum ya.
Sen de o arada işe gitmiş gibi mantısın 8 saat. Ben gelene kadar. Öyle yapıyoruz işte kızlar. Böyle hamuru ben yoğuruyorum. Böyle 5-6 bezilik. Anne hani hiçbir şey olmuyor bekleyen mantı hamuruna. Böyle her gün 2 bezi, 3 bezi sıkıp sıkıp atıyorum. Hemen hemen 2-3 gün içerisinde o hamurumu bitiriyorum. Hiçbir şey olmuyor. Buzdolabında bekleyince. Hatta beklemiş mantı hamuru da hiç nasıl diyeyim size. Kurabiye hamuru gibi. Bozulma falan olmuyor. Zaten yumurtalı şeyli olduğu için buzdolabında tutuyorum. Hemen bir iki gün içerisinde onu bitiriyorum. Böyle hazırda olunca sadece aç, kes, doldur, at buzluğa. At, kes, doldur, at buzluğa. O da pratik oluyor benim için. O yüzden de kolayca ben hemencecik yapıyorum. Yiyeceğimiz kadar öyle abartılı da yapmıyorum. Bize 3-4 sefer, 3-4 pişirimlik bize yetiyor da artıyor işte. Aman maksat değişiklik olsun. Uzun zamandır yapamıştın ama iyi oldu. Yap yap. Evet. Uzun zamandır da yapıyor, yapmamışlık diye bir şey yok arkadaşlar. Yapıyor, yapıyor, yiyor. Benim kocam diyor ki yapmaz, yemeyiz, görmedik, bilmeyiz oynuyor. Öyle değil mi Ercan? Ben mantı yiyorum, sus dedim. Benim bak konsantrem bozma. Daha hiç konuşmuyor. Oğlum ye, maydanozdan bir şey olmaz vallahi. Ye. Sesini çıkarmıyor. Neyse değerli gönlü güzel dostlar. Biz bugün bizden böyle olsun. Siz bunu izlerken ben de yarın için baklavalar yapacağım. Daha ne, yaprağım hazır. Oh çok şükür bir hamur işim olur. Hamur işi yaparım. Poğaça falan yapacağım. Kıymalı börek yaparım. Tepsi böreği yaparım.